Neden bu gece buradasın? Evet, davete icabet. Gazeteci Süleyman Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Haberin Peşinde her Perşembe saat 22'de. Taşkın Paşa sokaklarındayız. Dar sokaklardan ilerliyoruz. Muhtarın mağazalarla birlikte. Muhtarın der ki önceden her evde. Muhtarım anlatır mısın Ersin Bey? Önceden her evde ineklerimiz vardı. Her evin en az 3 tane ineği vardı. Artı 8-10 tane, 15 tane koyunlar vardı. Şu anda koyun kalmadı. Koyun işi bitti küçükbaş. Evlerdeki ineklerin de %30'u köylüden çıktı. %30'u hayvancılığından uğraşıyor. %25-%30'u arasında. Aza Mehmet İçli ifade ettiği gibi tarımla uğraşan 30 hane düştü. Hayvancılık aynen notlarında onu doğruladı. Yani aslında ülkenin kalkınmasının temel dayanağı olan tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu burada görebiliriz. Yağışlı bir hava olmasına rağmen yine de biz tabii görevde sınır yok. Biz çekimimizi devam edeceğiz. Efendim iyi günler değerli izleyiciler. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye özellikle 30 Mart 2019'da yapılan seçimlerden sonra bugün sayıları 53 bini bulan muhtarları konuşuyor. 53 bin muhtarın 20 bini bugün köylerde yaşıyor. Ve 20 bin muhtarın yaklaşık 7,5 aydır yaşadığı sıkıntıları biz de aktarmaya çalışıyoruz Türkiye genelinde. Bulundukları bölgelerde yerel yöneticiler diyalogları nasıl? Yerel yöneticiler gerçekten de muhtarlara ne kadar yardımcı oluyorlar? Muhtarlar sıkıntı çekiyorlar mı? Bunlarla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir önceki anonsumuzda da ifade etmiştik. Marka kenti Nevşehir, Nevşehir'e bağlı Ürgüp'teydik. Ürgüp'te yine marka bir köydeyiz. Bence de marka bir köy. Taşkınpaşa köyü burası. Tarihi geçmişiyle, kültürü geçmişiyle tam bir Selçuklu kenti. Bugünkü dokusuyla ve özellikleriyle burayı konuşacağız. Öncelikle yanımda makamda oturan muhtar Emin Esertürk, birinci aza Mustafa İçli, ikinci aza da Mehmet İçli, düzeltiyorum birinci aza. İkinci azamız da Mehmet Demir'le birlikte. Efendim biz Taşkın Paşa'yı konuşacağız. Muhtarımdan başlayacağım. Öncelikle hayırlı olsun. 30 Mart'ta seçildiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Emin Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben ilk kez röportaj yaptım. Herkesi Türkiye'de tanıtıyorum. Emin Esertürk'ü ben tanıyorum. İçinde Türk var. Çok seviyorum. Türkiye tanısın. Kimdir? Muhtar olmadan önce ne iş yapardınız? Muhtar olmadan önce çiftçiliğine uğraşırdım. Lise mezunuyum. Köyde her çiftçinin yaptığı gibi çiftçilikle, hayvancılık, tarım bunlarla uğraşıyorduk. Ve 30 Mart'ta seçildiniz. Evet. Azalarınızla birlikte göreve başladınız. Tekrar hayırlı olsun. Seçildiniz, 1 Nisan sabahı oldu. Toplantı yaptınız. Nasıl bir Taşkın Paşa vardı önünüzde? Eksikleri nelerdi efendim? Valla Taşkın Paşa'mızda genelde eksiğimiz zamanla her şey yapılıyordu ama esas eksik olarak bizim burada Taşkın Paşa'da sit alanından dolayı bayağı bir sorunumuz var. Öncelikli sorun sit alanı olması. Sit alanı. Yani bir insan bir ahır yaptıracak, yaptıramıyor. Bir kişi, köylü, vatandaş, çocuğu ne verecek, ev yaptıracak, yaptıramıyor. Yani her yerde bir sit alanı sıkıntımız var. Çözülemeyen bir sit alanı. Evet, Muhtar Emin Esertürk sit alanının eksikliğini, daha doğrusu böyle bir yasağa karşı köyün gelişiminin engellendiğini ifade ediyor. Bunu daha önceki muhtarlar da ifade etti değerli izleyiciler. Hakikaten Nevşehir'de, Nevşehir bir turistik alan ama sit alanı
köylünün gelişimini engelliyor. Mesela nasıl bir beklenti içerisinde sit alanı yasağı kaldırılırsa burada ne tür sorunlar çözülür Sayın Umut'a? Burada sit alanı kaldırılırsa en azından köylü vatandaş yapabileceği evin olsun, ahırı olsun, yani hayvan barınaklarını olsun daha hızlı ve seri bir şekilde yapabilir. Şu anda bunlar çok sıkıntılı bir şekilde yapılmıyor, yapılamıyor yani. Bu konuyla ilgili siz resmi kurumlara şikayetinizi, beklentinizi resmi olarak ilettiniz mi? Yani resmi olarak şifaya mı ilettiniz? Resmi olarak önceden iletildi ama şu anda şifaya ilettik. Şu anda bir çalışma olduğunu söylediler. Sit alanların bazı yerlerine kalkacağını söylediler. Onu bekliyoruz. Kalkacak mı, kalkmayacak mı bilemiyoruz yani. Sit alanının genişletilmesi Taşkın Paşa'nın da biraz rahatlamasını sağlar diyorsunuz. Aynen öyle. Sağlar. Yani biz burada neticede biz çiftçilikle uğraşıyoruz. Bir patatesimiz var. Birinci çiftçilik şeyimiz patatesimiz. Patates. Onu ben azalara soracağım. Size şunu sorayım. Birinci soru sit alanı sevgili bu. Öncelikli soru. Diyelim ki bunu geçtik. Sit alanı koyduk. Evet. Rafa kaldırdık. Yapılacak, belki çözülecek, belki çözülmüyor. Haricinde ne tür eksiklerimiz var efendim? Burada haricinde eksiğimiz köyümüzün mesela yukarıda bir camimiz var. Camimizde suların akması. Kenardan, duvarlardan, çörtenlerden suların akması. Su sızıntısı mı var efendim? Var. Bir buçuk, iki senedir çözemedik. Peki bu konuda o da mı sit alanı acaba? Vakıflarla bildirim yapıldı. Vakıflara dilekçelerimiz verildi. Her şeyimiz verildi. Oradan ödenek olmadığından yapamıyorlar. Bu şu an ne durumda orası? Şu anda ödenek bekliyoruz dediler. Yapıldı, çalışmalar yapıldı, ödenek yok diye bekliyoruz. Yalnız bu sene bu şekilde devam ederse camimiz, tarihi eser Selçuklu camimiz tamamen yıpranacak diyorsun. Duvarlar tamamen mahvolacak. Peki, muhtarıma bir soru daha sorup azalara geçeceğim. Sonra size tekrar döneceğim muhtarım. Şimdi tabii genellikle Türkiye'nin bir genel sorunu var. Tabii göç sorunu. Göç veriyor musunuz siz de? Veriyoruz. Her sene belli bir şeyde göç gidiyor. Ha, devam ediyor. Devam ediyor. Bu sene %10'a yakın köyün göçü var. Peki, bu göçü önlemenin yolu sizce var mı? Bu göçün önlemenin yolu var. Nedir? En azından Taşkın Paşa için. Taşkın Paşa için burada yapacağımız en önemli işlerden biri hayvancılığın desteklenmesi ve yapılacak ahırlarının açılması. Kullanıma açılması. Peki muhtemelen bir nefes al, döneceğim Sayın Emin Esed Türkiye, ama yanımda yine Mehmet İçli var. Evet, Mehmet Bey'e döneceğim. Kameraman sağdan. Evet. Efendim Taşkın Paşa'dayız. Muhtar Ersin Bey'le olan söyleşimiz ve azalarla birlikte yapacağımız köye dair konuşmalar sürüyor. Ve sırada bir azamız var. Mehmet İçli. Nasılsınız efendim? İyiyim. Allah'a şükür. Şükürler olsun. İyiyiz. Ben uzanacağım. Rahat olun. Evet. Sizin de tanınmanızı istiyorum Türkiye'de. Mehmet İçli'yi bir tanısın. Taşkın Paşa köyünden azası Mehmet İçli. Burada yaşıyorsunuz. Burada yaşıyorum. Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Çiftçilikle uğraşıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılık. O zaman size de hayvancılığı söyleyeyim Sayın Mehmet Bey. Nedir burada yapılan hayvancılık? Şimdi hayvancılıkta genelde besi var, biraz da süt var ama sütümüz çok ucuz. Ucuz. Biz şimdi 90'lı yıllar 2000 yıllar arasında bir çuval yeme almak için 25 kilo süt satıyorduk. Şimdi bir çuval yeme almak için 55 kilo süt satıyoruz. 1600 lira süt satıyoruz. Maliyetler arttı. Şu anda köyümüzde çok göç var. Bir de her ay en az köyden bir iki hane hayvanını satıp bitiriyor. 150 hanede hayvanımız vardı. Şu anda 30 hanede hayvanımız var. Bitti. 150 hane hayvan? Evet. Ya hayvancılık yapan 150 hane, evet. 30 haneye düştü. Bu köyden bir de 90'lı yıllarda 1,5-2 ton süt çıkıyordu. Şu anda 450-500 kilo süt çıkıyor. Müthiş kayıp. Evet, müthiş kayıp. Sizce ne yapmalı burayı değiştirmek? Devletimiz, büyüklerimiz buna el atması lazım. Hayvancılığın desteklenmesi lazım. Evet, sözün bittiği yerde hayvancılık desteklenmesi lazım dedi. Mehmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başka bir Mehmet Bey'e geçiyoruz, o da Aza. Mehmet Demir. Mehmet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Bir de sizi tanıyalım mı? Türkiye tanısın ekranlardan. Evet. Mehmet Demir, Taşkınbaşı'da ikamet ediyoruz. Muhtarımız yanında bir daha azalık yapıyoruz. Peki siz ne iş yapıyorsunuz burada efendim? Biz de çiftçilik, patates işine uğraşıyoruz ekseriyiz. Hayvancılık kendimize yeterli bizim.
Patates tam patatese geldik. Nedir bu sene patateste durum? Patateste durum bizim girdilerimiz, maliyetlerimiz çok yükseldi. Gübre maliyetimiz dekar başına çok yükseldi. Elektrik derseniz günlük ben aşağı olarak kendimden bahsedeyim. Ben 200 dekar yer ekiyorum. Günlük 1500 lira elektrik maliyetim var benim. 1500 TL günlük? Evet, 1500 TL. Peki kalkınabiliyor musunuz? Yani kalkınmıyoruz, kalkınmıyoruz. Şimdi patatesin 60 kuruşa biz patates satıyoruz. Burada. Bizim maliyetlerimiz çok yüksek. 250 metre su çıkarıyoruz. 3000 metre ileride patates suvarıyoruz. Peki nasıl geçiniyorsun bu şartlarda? Hala yani çok şükür diyelim mi? Çok şükür diyelim de işte. Ama bundan sonrası için beklentiniz nedir? Siz ne istersiniz efendim? Beklentilerimiz bizim elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Gübre çok yüksek geliyor bize. Biz itiş alıştırıyoruz sürekli. Maliyetlerimiz çok yüksek yani. Özellikle bizde elektrik. Elektrik evet. Maliyeti. Biz altyapı olarak devletimiz bir şey istemedik. Bizim yollarımız doğru düzgün değil. Yollar değil. Evet, yollarımız doğru düzgün değil. Biz 3000 metrelerde, 4000 metrelerde patates suvarıyoruz. Kendi çapamızda bu işi yapıyoruz. Devlet desteksiz. Peki Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz. Mehmet Demir'e de aza. Dönüyorum sevgili muhtarım. Evet, Emin Ezertürk vatandaş haklı. Burada yaşıyorlar. Evet. Siz katılıyor musunuz efendim? Evet, efendim. Katılıyoruz. Aynen. Sıkıntılarına. Hayvancılık tamamen bitme noktasında şu anda. Bitti diyorum ben. Tamamen çiftçiye yönelik yani destekler, hayvancılığa destek duyuyoruz var ama şirket bazında destekler çok oluyor. Şartları çok ağır. Evet. Mesela bir koyun için destek 300 tane koyun olacak diyor. 300 koyun olacak diyor. Köylünün 300 tane koyun alma şansı olsa zaten kendini geliştirir. Ve buradan soralım Tarım Bakanı'na. 300 koyunu olan bir insanın zaten krediye desteğe ihtiyacı olmaz Sayın Bakan. Yani bu nasıl yasa, bu nasıl teşvik diye sormak gerekiyor gazeteci olarak sizin adına soruyorum. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Yani çiftçinin şu anda desteklenmesi aslında büyük çiftçi destekleniyor. Biraz küçük çiftçiye desteklenmesi gerek ki çiftçi yerinde, köylü yerinde kalsın. Ve göç önlensin. Göç önlensin. Evet. Ben şu anda projelerimin arasında mesela bir hazine yerim var. Oraya bir ahır yaptırmayı düşünüyorum. Şu anda girişimlerim devam edecek. Hayvancılığı geliştirmek için. Oraya hazinenin arazisini alıp KOP projesinden bir ahır yaptırıp gençlere iki kişi ortaklık şeklinde verip yaptırmayı düşünüyorum. Ama buna dahi yaptırmaya vardığımızda sit alanı önümüze çıkıyor. Büyük engel sit alanı. Büyük engel sit alanı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Ve millet de yavaş yavaş göç veriyor. Peki muhtarım, sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sit alanı, yol sorunu, elektrik sorunu, hayvancılığa teşvik edilememe, tarımdaki vatandaş perişan, patates para etmiyor, tarlada kaldı. Bütün bunlara rağmen tabii ki şunu sormak istiyorum. Köylü milletin efendisidir lafına sonuna kadar katılıyor musunuz? Bir. Vallahi şu anda köylü milletin efendisi lafına önceden katılıyorum ama şu anda nasıl katılacağız? Şu anda köylü mağdur durumda. Mağdur durumda. Evet, yani o mağduriyeti... Maliyetler girdileri çok yükseldi. Yani arkadaşım, adam da dediği gibi patates maliyeti 80 kuruş, şu anda 60 kuruş. 80 kuruş maliyeti var, 60 kuruş kilosunu sizden tüccar 60 kuruşa alıyor. Yani 200 kuruş mu oluyor? 20 kuruş. 20 zarar. Kuruş her kiloda zarar. Yani zarar. Tarlada zarar, daha şeye evet. Gitmeden. Aynen evet. Öyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz sevgili ben muhtar. Ben teşekkür ederim. Şimdi Taşkınpaşa muhtarı Ersin Esertürk, Mehmet İçli Aza, diğer Mehmet Demir'e de verdiği ayrıntılı köyle ilgili bile teşekkür ediyoruz. Biz şimdi köye ineceğiz. Taşkınpaşa'daki güzel tarih yerleri de ekrana getireceğiz ama cümleyi bitirmeden önce şunu söylemek istiyorum. Haberin Peşinde ekibi köyünün milletin efendisidir lafını ne yazık ki günümüzde geçerini yitirdiğini muhtarın ağzından dinledik. Devlete yükü olmadan azam altını çizdi. Devlete yükü olmadan, maliyeti olmadan yiyip, yetiştirip hayvancılığı, tarımı, geçimini sağlayan köylü milleti. Bu yüzden köylü milletin efendiliğini hala ben savunuyorum. Temiz insanlar, duygusal insanlar, milliyetçi insanlar köyde yaşayan ama en çok mağdur edilen kesim 20 bin köy muhtarlığı yapan insanlar ve köydeki insanlar tabii ki. Yani o yüzden buraya Tarım Bakanı'nın da diğer yetkililerin de ilgisini çekmek istiyoruz. Buranın öncelikli sorunu sit alanı. Bu konuyu biz gündeme taşıdık ama üzerinde duracağız. Sayın Bakan, sizin de desteklerinizi bekliyoruz konuyla alakalı. Vatandaşın buradan göçü vermemesi adına,
buranın da devam etmesi, hayatın burada devam etmesi için Taşkınpaşa'da mutlaka bu sitenin ana çözüm bulunmalı diyoruz. Verdiği bilgiler için değerli konuklara, katılımcılara ayrıca teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Melih. Kamil içini çekelim. Evet evet, anons yapalım. Dur, çok güzel. Dur. Hemen Taşkınpaşa. Köyü Taşkınpaşa Camii'deyiz. Kayıttayız. Muhtarım yer harika. Yani bu Selçuklu. Selçuklulardan kalma. Evet. Evet. Büyük Selçuklu Devleti'nin. Evet. Taşkınpaşa Hazretleri'nin türbesi. Burası. Yani camisi. Orada çadır var mı oluyor? Burada çadır var mı? Burada da kardeşleri yapıyor. Ha, kardeşleri. Ailesi. Aa, harika. Türbesi, Taşkınpaşa'nın türbesi. Harika. O türbeyi alalım. O türbeyi alalım. Ramazan Bey. Karşıda. Çok önemli. Türbe. Hiç sorun yok. Aşağıda nereye gitti Mehmet Bey? O aşağıda da mezarın kendisi var. Mezarın kendisi var. Işık var mı? Girişi. Gireriz vallahi. Gel. Işık var, var. Gel. İnsanlar... Büyük komutanım, Selçuklu komutanının... Evet. Muhtarım ya Selçuk Paşa'nın türbesi. Evet, türbesi. Taşkınpaşa Hazretleri'nin türbesi. Ne mutlu bizlere ki, tabii ki bu ülkeyi bugüne getiren büyük milletin büyük paşalarından birisi Taşkınpaşa'nın türbesi tabii ki Taşkınpaşa köyünde. İsmini de buradan alıyor. Evet. Ersin Bey, Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir milleti millet yapan değerler var. O da geçmişine sahip çıkmasıdır efendim. Geçmişteki değerlere sahip çıkmasıdır. Tertemiz mis gibi. Allah ruhlarını şad etsinler. Onlara çok şey borçluyuz. Efendim Taşkınpaşa Camii'nin içerisindeyiz. Kaç tarihinde yapıldığı kesin olarak biliniyor mu acaba? 1200'lü yıllarda yalnız minarede şey çıktı, tarih çıktı 1276. 1276 ya da 1300 yıllarında yapıldığı tahmin ediliyor. Taşkınpaşa ismini taşıyor. Bu büyük ve manevi yönü çok güçlü olan bir cami. Hakikaten de taş, yüreğe ait taşlardan yapılmış. Belki Selçuklu mimari özelliğini göremiyoruz ama neticede Mihrap'ta minberimiz vardı bizim. Şu anda Tarihi Müzesi'nde sergileniyor. Oraya mı taşındı? Evet, oraya sevgili muhtarım Mihrap'ta. Koruma amacı. Koruma amaçlı oraya götürmüşler zamanında. Yaklaşık bir 500 kişilik bir cami zannediliyoruz. Soracağım. Evet. Şenolası ürgüp dumanı tütmez. Devam et Mehmet Bey. Şenolasın ürgüp dumanın tütmez. Kıratıma cemi konağı tutmaz. Bestekarı Refik Başaran. Refik Başaran'ın rahmetli buralıydı. Evet. Değil mi? Evet. Ve onu anısına yapılmış. İçin burada yapılan, anısına yapılan, onun ürünlerini, plaklarını taşıyan müze. Efendim, hakikaten. Burada hanımı, öyle mi? Hanımı da mı buralıydı Mehmet Bey? Hanımı ve oğlu şu an, evet oğlu. Ki Ürgüp çok meşhur bir türküdür. Ürgüp yöresinin dokusunu yansıtan, Türk insanının çektiği acıları yansıtan, evet. Şenolası Ürgüp'ün bestekleri. Nice besteler var biliyoruz. Bunu da ayrıca hatırlattın. Teşekkür ediyoruz sevgili muhtarım. Mehmet Bey yine bir şey daha. Şimdi Refik Paşa'nın aile işte anısına bir şey konuşmak istiyorum. Şimdi bir köyden bir köye gidiyormuş. Ayakkabısının birini düşürmüş. Ayakkabısının birini düşündü. Bayağı uzaklaşmış. Ayakkabı düşünce fark etmiş. Bakmış ayakkabını biliyor. Tutmuş öbür ayakkabısını da atmış. Hiç değilse demiş. Öbür ayakkabıyı da bulan işe yarasın giysin demiş. Cemalim, cemalim, aldın cemalim.
başka dün kumarına inmişler, başka dün kumarına inmişler. Beni öldürmeye de karar kılmışlar. Cemalim, cemalim, güzel cemalim. Evet, Taşkın Paşa'dayız. Taşkın Paşa camiden sonra, şimdi Taşkın Paşa medresesinin içerisindeyiz. Hava yağışlı olduğu için burada sonlandıracağız bu röportajı. Buranın da bir üstelik var. Şimdi Kral Taşkın'da tahmin olarak, buranın camimizden önce yapıldığını söylüyoruz. Camiden daha eski, yani belki 1100 yıllarında rivayete göre daha da eski olabilir. Eski olduğunu söylemiyor. Osmanlı zamanında eğitim medreselerde yapılıyordu, Selçuklar zamanında biliyorsunuz. Şimdi Mehmet Demir'e sorayım. Mehmet Bey. Evet, medrese ile ilgili bilgini alayım. Burada yaşıyorsun. Medresemiz daha önce plan vaziyetteydi. Restore yapıldı şu anda. Ama biraz da eksiklerimiz var. Evet, eksiklerimiz var. Var. Mehmet işte eksikleri tamamlayacak üniversitede. 1300'lü yıllarda üniversite olarak kullanıldı. Evet, okul olarak kullanıldı burada medresede. Kullanıldı. Evet. Evet, aslında zaman yetse de biz Taşkın Paşa köyünü kare kare verdiririz. Kare kare ekrarı geçsek ama bu seferlik böyle oldu. İnşallah ileride Mutlu'nun festival yapınca çağıracak. İnşallah. Mehmet Beylerle görüşeceğiz diyorum. Ve son bir soruyu. Süleyman Bey, size köyümüze gelip bu yağmurlu havada gelip bu köyümüzü çekip tüm dünyaya ve Türkiye'ye tanıttığınız için çok teşekkür ederim. Bir de aynı zamanda geldiğiniz uğurlu geldi. Şu anda çok güzel yağmurumuz yağıyor. İnşallah uğurlu. Allah size razı olsun. Aslında köyümüzü tanıtın. Allah sizden de razı olsun. Mehmet İçli, Mehmet Demir, Ersin. Emin Emin Eser Türkiye. Aslında bizim Anadolu insanı bu kadar duygusal, mert ve yiğit. Her yerde böyledir. 81'in 81'in inanın böyledir. Mehmet Bey, bir şey bir daha bir şey söylüyorum. Siz bugün gitmeyin, bizim misafirimiz olun, yemeğimizi yiyin. İşte bu. Misafirimiz Allah razı olsun. Gitmeyin. Biz, çok teşekkür ediyorum. Biz misafir sever insanlarız, sever insanlarız. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen gitmeyiniz yani. Teşekkürler Mehmet Bey, teşekkürler Muhtarım, teşekkürler Mehmet Bey. Efendim biz haberin olduğu her yerde olmayı sürdürürken böylesine güzel insanların bulunduğu bu yurdun, bu Anadolu medeniyetinin ileriye taşınması, gelişmesi, büyümesi ve bu köyün hak ettiği değeri alabilmesi için lütfen haberde konu olan sit alanıyla ilgili iyileştirilen yapılmasını arzu ediyor. Bir sonraki konu ve konuda görüşmek ümidiyle bu güzel insanların yanına hoşça kalın diyoruz. Burası Taşkın Paşa Ürgüp Nevşehir'de efendim.